Allah'ın sağlığı. İnşallah bu çıktığınız yolda da Allah muvaffak eder. Hep birlikte tekrar daha güçlü bir Türkiye için inşallah yolumuza emir adımlarla devam ederiz. Hoş geldiniz. Tekrar. Kıymetli dernek başkanımızı, çok değerli Trabzonlu kardeşlerimizi ben de saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşam bu güzel şekilde, bu coşkulu şekilde bizleri misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi, mübarek Ramazan bayramınızı da ayrıca tekrar tebrik ediyorum. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulmuş olan AK Parti'miz, İlk girdiği 2002 genel seçimlerinden itibaren hem genelde hem yerelde girdiği bütün seçimlerde birinci parti olarak çıkmış ve siz aziz milletimize hizmet etmeye devam etmiştir. Bize bugüne kadar girdiğimiz her seçim çok önemli olduğu söylenmişti. 2002'den 2004'e, 2004'ten 2007'ye, 2007'den 2009'a, hülasa 2023'e kadar girdiğimiz bütün seçimler her zaman çok önemli olduğundan bahsedilmişti. Evet, çok önemliydi. Çünkü bunların önemli olmasının sebebi 2023 seçimlerine ulaşabilmemizdi. Allah hepinizden razı olsun. Bütün milletimizden Allah razı olsun. 2023 seçimlerine de hamdolsun ulaşabildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığı inşallah yeni sürecin arifesinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de inşallah sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bugün de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize vereceğiniz yoğun destekle inşallah tekrar 21 yıldır olduğu gibi yine hükümet olarak, Cumhurbaşkanı olarak bu aziz millete, gönül coğrafyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, değerli büyüklerim, bu seçim neden önemli? Çünkü bu seçim 21 yıldır kazandığımız bütün kazanımlarımızın elden gitmemesi için, üzerine koyarak daha da fevkinde hizmetler edebilmemiz için önemli. Ben sözlerimi çok fazla uzatmadan sözü sahibine bırakabilmek adına sözlerime burada son verirken inşallah bu akşam MKYK üyemiz ve milletvekili adayımız Sayın Ayhan Salman, belediye başkanımızla, yönetici arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla, kadın kolları ve gençlik kollarından arkadaşlarımızla sizleri ziyaret etmek istedik. Bizleri konuşmamın başında da söylediğim gibi böyle güzel bir şekilde ağırladınız, misafir ettiğiniz için, misafirperverliğiniz için de ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ali Dernek Başkanımızın şahsında bütün Trabzonlu hemşerilerimizi ben de sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii 14 Mayıs seçim süreci yaklaşıyor. Yaklaştıkça da biz de ziyaretlerimizi arttırıyoruz. Sizlerle, vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaya gayret ediyoruz. Tabii en kolay Trabzonlularla belki iletişim kurmamız ve onlara derdimizi anlatmamız en kolay herhalde sizin bu dernekte olacağını ümit ediyorum. İnşallah hayal kırıklığına uğramam. Çünkü tabii kuruluşundan beri İnegöl'ümüz de Türkiye'de bütün şehirlerimiz 2002'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye destek oldular ve iktidara geldik. Ama özellikle Trabzon'un önemli etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Trabzonlular vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlar olarak hem de bir Karadenizli bir Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza her zaman destek olmuş, her zaman sahip çıkmış şehirlerimizden bir tanesi. Tabii ayrıca mesela ikinci bölgedeyiz biz İnegöl olarak. İkinci bölge birinci sırada da yine bir hemşehrimiz var, Mustafa Varank Bakanımız var. O da bir Trabzonlu milletvekili adayı. Bir de ben varım. Ben de Trabzon damadıyım aslında.
Bunu söylemek mi iyi, söylememek mi iyi çok da bilmiyorum. Açıkçası Trabzonlarda damatlar çok da itibarlı olmadıklarını da biliyorum ben. Yok öyle değil. Ama herhalde işte Mustafa Varank, arkadaşları da şöyle bir görüntü alıyorsunuz falan ama ya geriden alalım ya bir şey yapalım, ben iletişimi de daha rahat koyayım. Hadi şöyle biraz bakalım. Dolayısıyla inşallah tabii biz bu manada İnegöl'ümüzün, Bursa'mızın, ülkemizin bütün vatandaşlarından, bütün demografik yapılarından Sayın Cumhurbaşkanımız destek alıyor. Şükürler olsun. Her seçimde de bu destek artarak devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün Türkiye'ye, hatta bırakın Türkiye'yi, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan efendim şeye kadar ki bütün Afrika'ya kadar ki bütün mazlum coğrafyaya, gönül coğrafyamıza da hizmet ediyor. Ve Türkiye 2002'den beri büyüyor, gelişiyor, zenginleşiyor. Kendi üretimini arttırıyor, savunma sanayisini geliştiriyor, kendi silahını üretiyor, kendi uçağını üretiyor, kendi doğalgazını buluyor ve çok kısa bir süre içerisinde bulduğu doğalgazı da, yine Karadeniz'den bulduğu doğalgazı da vatandaşına sunuyor. Tabii siz bunları yaptığınızda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Türkiye'nin menfaatlerini, Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin Türk vatandaşının standartlarını arttırmaya çalıştıkça, Türkiye'yi zenginleştirdikçe, Türkiye'nin etki alanını büyüttükçe birilerinin işine bu çok fazla gelmiyor. Onlar Türkiye'yi güçlü istemiyorlar. Onlar Türkiye'yi kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını koruyabilecek güçte bir ülke olsun istemiyorlar. Ve Türkiye'yi ensesine vurabildikleri, lokmasını alabildikleri, işte borç içinde yüzen, IMF'den 3-5 kuruş kredi alabilmek için gidip onların bütün isteklerine razı olabilecek bir Türkiye olmasını istiyorlar. Türkiye bunu kırdıkça, bunu geliştirdikçe de bütün unsurlarıyla Biden'ından Avrupa Birliği'ne, NATO'sundan farklı unsurlarına kadar, FETÖ'süne kadar hepsi birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı AK Parti'nin başından, Türkiye'nin başından, Cumhurbaşkanlığından bu dönemde inmesi için mücadele ediyorlar. Sadece onlar mı değil, bir bakıyorsunuz öbür tarafta işte altılı mı, yedili mi, sekizli mi olduğu belli olmayan bir masa kuruldu. Masanın etrafında kim olduğu da tam belli değil. Bir tarafıyla milli görüşü temsil ettiğini söyleyen birileri de olmasa da, ülkücü olduğunu söyleyen birileri de olmasa da, biz Atatürk'ün partisiyiz, Cumhuriyeti biz kurduk diyen ama Atatürk'le hiçbir bağı kalmamış siyasi parti de orada. Dolayısıyla böyle karma karışık bir yapı içerisinde bir masa etrafında çay kahve bile içemeyecek bir takım siyasi yapıların tek ortak noktasının Türkiye'deki AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin başından gitmesinin ötesinde başka bir ortak noktanın da olmadığını görüyoruz. Peki bunlar bunu yaptıkları zaman, yani PKK terör örgütü, Cumhur İttifakı'na oy vermeyin, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz her oy bize sıkılan kurşundur dediğinde, bizim Trabzonlu, bizim Bayburtlu, bizim milliyetçi, muhafazakar, vatanını, devletini, bayrağını seven insanlar o PKK elebaşısının söylediğini mi uygulayacaklar? Yoksa inadına Recep Tayyip Erdoğan, inadına AK Parti mi diyecekler? İnşallah 14 Mayıs'ta bunu hem Türkiye hem bütün dünyada çok net bir şekilde görecek. Bakıyorsunuz Türkiye'ye 15 Temmuz'u yapmak isteyen, Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ artıkları kaçtıkları yerlerde dünyanın farklı ülkelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın artık Türkiye'nin başından gitmesini söylüyorlar. Bu yapıya başka kim destek oluyor? Ya bakıyorsunuz öyle bir hale geldi ki maalesef Türk milletinin menfaatine olan hiçbir şeyi savunamadıkları gibi, yani PKK'nın, FETÖ'nün, hatta LGBT'nin savunuculuğunu yapar hale geldiler maalesef. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bayan spiker soruyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, sizce LGBT Türk aile yapısını bozar mı? Türk aile yapısına zarar verir mi diye soruyor. O da diyor ki ne alakası var?
kesinlikle herhangi bir zararı olmaz diyor. Ne için? Şimdi ifade etmek istemiyorum, o LGBT'nin daha argoda kullanılan bir şeyi var. 3-5 tane affedersiniz bilmem kimden oy alabilmek için bunu da söylemekten çekinmeyen Cumhurbaşkanı adayını görüyor Türkiye. Dolayısıyla şimdi bunları size uzun uzun anlatmak, efendim biz otoyollar yaptık, limanlar yaptık, efendim nükleer santraller yaptık, hastaneler yaptık, İHA'lar SİHA'lar yaptık, otomobil ürettik, şunu yaptık, bunu yaptık diye saatlerce anlatmanın da bir anlamı yok. Siz bunların hepsini zaten en az benim kadar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar fedakarca koşturduğunu, sağlığını, canını bile önemsemeden ne kadar gayretle uğraştığını her biriniz gece yarılarına kadar mücadele verdiğini biliyorsunuz. Sadece Türkiye için değil, emin olun dünyadaki belki milyar civarındaki gönül coğrafyamızdaki insanlar da Sayın Cumhurbaşkanımız için 14 Mayıs için Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin bu seçimleri kazanabilmesi için dua ediyorlar. Dolayısıyla biz burada yaşıyoruz. Türkiye'nin bu 20 yıllık sürecini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretini görüyoruz. 14 Mayıs'ta da onun karşısında saf tutmuş kişilerin nerelerden destek aldığını, hedeflerinin ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz 14 Mayıs'taki seçim için size geldik, ziyaret ettik. Hem geçmiş bayramınızı tebrik ederim. Hem de 14 Mayıs için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize desteklerinizi, dualarınızı isteyelim diye bu akşam sizleri ziyaret ettik. Sizler de bizi gayet güzel ağırladınız, karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Uzun uzadıya bu detayları da anlatmaya çok gerek yok. Biz de inşallah Allah kısmet ederse Mustafa Varank hemşeriniz Bursa'nın bir milletvekili olarak, bir bakanı olarak hizmet edeceği gibi biz de İnegöl'lü bir kardeşiniz olarak hem Bursa'mıza hem İnegöl'ümüze hizmet etmeye, İnegöl'ün esnafının, tüccarının, sanayicisinin, tarımda iştigal eden bütün vatandaşlar için hizmet etmeye İnşallah gayret edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dilerim.